daha Türkiye'nin ekilebilir arazisi fevkalade geniş bir alana sahip. Bunun içerisinde hububat, buğday, arpa ve mısır önemli bir yer tutmaktadır. En önemlisi de buğdaydır. İşte özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bizim Türkiye'nin ambar, buğday ambarı dediğimiz yerlerdir. Türkiye'nin aslında ekilebilir arazisi bakımından şu anda üretilen buğday bakımından işte Türkiye'nin en iyi rekoltesi. Rekoltenin iyi olduğu yıllarda 24 milyon ton civarında bir rekoltesi söz konusudur. İşte geçen sene kuraklık yaşandı. Türkiye'nin önemli bölgelerinde 16-17 milyon tona kadar geriledi. Bu zaman zaman bu 16 ile 24 arasında gidip geliyor. Ama Türkiye'nin rekolte ortalaması 20 milyon, 22 milyon tondur. Şu anda gıda anlamında, Türkiye nüfusu anlamında, hatta Türkiye'nin işte Türkiye'ye gelen turist sayısı açısından mültecilerin tamamını düşündüğü zaman yani 20 milyon ton, 22 milyon ton Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek bir rekoltedir. Yani ciddi bir sıkıntımız şu anda yok. Yeter ki biz var olan arazilerimizi, potansiyelimizi iyi değerlendirelim. Hem çiftçi olarak hem arazi olarak, kaynak olarak, iklim olarak ve potansiyel olarak yeterli durumdayız. Türkiye'de üretilen buğday ile tüketilen buğday miktarı arasında bir uçurum var mı? Yani öyle ciddi bir uçurum yok dediğim gibi. Yalnız zaman zaman Türkiye buğday ithal edebiliyor. Aynı şekilde ihraç da edebiliyor. Türkiye'nin ithal ettiği buğday işte son dönemlerde sizin de basında şahit olduğunuz gibi fırıncılara daha ucuz buğday temin etmek amacıyla bu şekilde ve fırıncıların da daha ucuz ekmeği yani zam gelmesin diye vatandaş daha iyi, daha ucuz bir ekmek tüketmeyi sağlasın diye ithal edilen o şekilde bir ithalat söz konusu ya da ülkelerin anlaşmaları çerçevesinde yine ithalat ve ihracatı o yapılan anlaşmalara bağlı olarak ithal edilebilen bir buğday söz konusu olabiliyor. Aynı şekilde yine işte makarna yapımında ya da işte gluten olarak ya da kalite olarak ya da yem de kullanılmak üzere, hayvansal gıdaların yeminde kullanılmak üzere zaman zaman buğday ithal edilebiliyor. Bu şekilde yapılan bir ithalat söz konusu. Kesinlikle bu Türkiye'nin çok açığı olduğu için yapılan bir ithalat değildir. Bu zaman zaman ülke arasında yapılan bir ithalattır. Yoksa orada ciddi bir sıkıntı olmasından kaynaklanan bir ithalat değildir. Tabii bu o anlama gelmiyor ki işte ithalat da sürekli yapalım. İthalat yapılırken öncelikle Türkiye'deki buğday üreticisinin düşünülmesi lazım. Türkiye'deki buğday üreticisinin bu ithal edilen buğdayı yetiştirebilir mi, yetiştiremez mi? Esas yetkililer o konuda çalışma yapıp belki de ithalatın önüne o şekilde de geçilebilir. Ama siz diyeceksiniz ki Türkiye'de ciddi bir sıkıntından dolayı var mı? Yok, öyle bir şey yok. Dünyada savaş çıkıyor. En önemli sorun nedir? Gıda. Temel gıda nedir? Buğday. Dünyada pandemi çıkıyor yine o şekilde. Benim yetkililere olan çağrım şudur burada. Bizim var olan tarım potansiyelimizi, var olan çiftçi potansiyelimizi iyi değerlendirmemiz, var olan teknik elemanımız, ziraat mühendislerini mesela, veteriner hekimleri. Bunları iyi değerlendirebiliriz. Şimdi Türkiye'de her yıl işte yüz binlerce, on binlerce öğretmen ataması oluyor, polis ataması oluyor, güvenlikçi ataması oluyor. Tabii ki bunlar ihtiyaçtır. Ama dediğim gibi savaşlar ve pandemi gibi işte olumsuzlukların dünyada işte güvenlikten, eğitimden daha önemli olan bir şey ortaya çıkarmıştır. Nedir? İnsan gıdasının temini. Bu da nedir? Tarımdır.
Türkiye'nin işte buna önem vermesi lazım. İşte ziraat mühendisliği ataması yapması lazım. Tarım potansiyelini çıkarması lazım, ortaya çıkarması lazım. Çiftçindeki potansiyeli ortaya çıkarması lazım. Ne demek? Herkes çıkıyor, işte çiftçi şunu yapsın, bunu yapsın. Kimse çiftçiye akıl vermez. Çiftçi yeterince akıllıdır. Çiftçi bu sıcakta, soğukta, her zaman, her yerde üretmeye hazırdır. Nasıl üreteceğini de biliyor. Ama çiftçi destek bekliyor. Bu ne, hangi destektir? Maddi destek olabilir. Hangi desteklik? Teknik, eğitim desteği olabilir. Bugün çiftçi işte hasat yapıyor. Tamam, işte piyasa fiyatı buğdayın 8.000'e vardı. İyi bir kâr getiriyor. Ama bu iyi kârla girdilerini alamıyor maalesef. Girdilerini aldığı zaman çiftçinin cebinde kuruş para kalmıyor. İşte buna çözüm bulsunlar. Çiftçiye bu noktada destek olsunlar. Ki çiftçi sorunsuz bir şekilde sürdürebilir bir üretim yapsın.